Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar Yorumu'na hoş geldiniz. İlk olarak bugün enflasyon verileriyle başlayacağız. Bugün ilginç veriler vardı. Bunların da en ilginci tabii ki enflasyon verisi. 3 tane enflasyon var artık Türkiye'de. Şenol Hoca her ay bunları birlikte yayınlıyor. Bakın, TÜİK enflasyonu 9,49 oldu. İTO enflasyonu 9,84 oldu. İlk olarak geliyor İstanbul Ticaret Odası. ENAG enflasyonunda 13,18 oldu. Bunlar sadece Temmuz ayı rakamları. Yani Temmuz ayı büyüklükleri. Şöyle bir şey düşünüyor insan yani burada. Amerika'da enflasyon %9,5'a çıkmıştı mesela, işte bizdeki TÜİK oranı kadar bir şeye çıkmıştı. Ama Amerika'da yıllık 9,5'a çıkmıştı. Ve o 9,5'a çıktığı zaman Amerika'da Haziran ayıydı bu. Haziran ayı enflasyonuydu ve Amerika Mart ayında faiz arttırmaya başlamıştı ve parasal daralmaya da geçmişti. Miktarsal daralma dediğim şeye geçmişti. Yani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'da da arttırdı. Ondan sonra Temmuz ayından itibaren Amerika'da enflasyon düşmeye başladı. O gün bugündür de, yani geçen sene Temmuz'dan bu zamana kadar da her ay boyunca enflasyon düştü. Ve o Mart ayındayken dediler, yani enflasyon gidişat kötü, biz bunu anladık ve işte görüşümüzü değiştiriyoruz. Çünkü o zamana kadarki görüşleri işte Covid nedeniyle ne oldu, geçici bir şey, tedarik zincirlerinde bozulma oldu. Tabii biz de insanlar evinde oturduğu zaman işte para dağıttık vesaire falan, böyle gelip geçer, bununla böyle şeyler olur falan diyorlardı. Ondan sonra dediler ki yok, geçici falan değil, bu iş kalıcı, bu iş çok ciddi ve biz bundan sonra bu işi yapalım, faizleri arttıralım dediler. Ve de beklentilerden de hızlı arttırdılar. Çünkü daha evvelden biz faiz arttıracağız ama kademeli arttıracağız, yavaş arttıracağız falan gibi şeyler söylüyorlardı. Baktılar böyle iş kötüye gidiyor. İş daha ciddiye bindi. Bizde mesela ne oldu? Bizde tabii aylık, bakın 9,5, Amerika'da yıllıktı. Bizde mesela Mehmet Şimşek diyor ki dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Yani enflasyon düşecek ve de bizde, yani enflasyon hızı azalacak. Bizde işte fiyat istikrarı, yani enflasyonu bu sayede düşüreceğiz. Geçiş sürecindeyiz. Para politikasının duruşunun olumlu etkisi de 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak diyor. Şimdi hangi yılın ortasındayız? 2023. Bize ne diyor? 2024'ün ortasından itibaren düşecek deniyor. Halbuki Amerika'da işte Mart'ta başladılar. Hemen onu düşürmeye başladılar Temmuz'dan itibaren. Çünkü Haziran verisini Temmuz'da aldılar. Yani bir 4 aylık bir süreçte olayı kontrol altına aldılar. Şimdi bizde zaten hatırlarsınız, Nebati vardı, işte yok en fazla 50 olacak, 50 üzerinde bir yerde pik yapacak, ondan sonra düşecek, işte seçime tek haneli enflasyondan girilecek, hiç merak etmeyin bilmem ne, 6 ay uyuyun uyanın falan derken, şimdi bir sene daha bekleyin deniyor. Bu biz enflasyondan mücadele falan etmeyeceğiz arkadaş, boşuna beklemeyin demek aslında, ben öyle yorumluyorum yani. Ne demek oluyor bu? Yani başınızın çaresinde bakın arkadaş, işte ne diyoruz? Halkı fakirleştiren ekonomi politikaları, işte böyle bir şey. Halkı fakirleştiren ekonomi politikaları bunlar. Seçimleri Türkiye kaybetti derken işte bunlardan bahsediyorduk. Nitekim işte kaybettiğimizde ortada net olarak bir sene daha uyuyun deniyor. O bir sene sonra kim bilir neler olacak. Bugün enteresan bir şey daha vardı. Dış ticaret açığı. İlk 7 ayda dış ticaret açığı 73,6 milyar dolar olmuş. Bakın şu beyazlar. Neden böyle gösteriyor? Ha, beyazlar şunlar, dış ticaret açığının aylık gösteriyor. Şu turuncu ithalat, bakın artıyor. Bu yeşil de ihracat. O da azalıyor. Şimdi bu ihracat konusunda söylemiştim, yani Almanya falan yavaşladığı zaman bizdeki ihracat içinde biraz böyle olumsuz tarafı var bunun. Çünkü biz onlara mal veriyoruz, onlar da onu kullanıyorlar. Almanya falan zaten ithalatı azalmış adamların. Bu durumda ihracat azalıyor ama ithalat hız kesmiyor. Ne olacak?
Dış ticaret açığı da büyüyor. Nedenmişti hatırlayacak olursanız, yani şimdi şöyle tekrar bir daha gösterelim. Görüyorsunuz, evet. Nedenmişti? Efendim, biz bu Türkiye ekonomi modeline girdiğimizde bir adam bir şey buldular. O dedi ki Türkiye'nin üzerine giydirilmeye çalışılan bir deli gömleği var. Biz şimdi bunu yırtıyoruz, çıkartıyoruz falan. İşte ne olacak? Faizi indiriyoruz. İşte döviz kuru artacak. Peki o faizi indirdiğimiz için acayip bir yatırımlar yapılacak. Ekonomi büyüyecek. Döviz kuru da artınca daha rekabetçi olacak. Biz acayip bir ihracat yapacağız. Peki ithalat ama o kadar artmayacak. Biz dış ticaret açığını kapatacağız. Ve cari açık problemini de çözeceğiz bu sayede. Türkiye bir daha da cari açık vermeyecek. Ha, bu ilk bir sene, iki sene siz bir acı çekeceksiniz belki. Biraz fakirleşeceksiniz ama bakın Çin'de falan da bu işler böyle oldu. Ondan sonrası çok harika dendi. Ve ben o zaman dedim ki ya bu böyle saçma şey olur mu? Yani bizim öyle çok harika katma değerli bir ihracatımız yok ki. Öyle bir üretim yok ki Türkiye'de. Sen bunu böyle ihracatta dış ticaret açığını falan kapayacaksın. En baba yapılan şeyler ne? İşte sihalar. Tamam, çok güzel. Marka da güzel. Teknolojisi de var vesaire. Şudur budur. Bütün ihracat içerisinde onların yerine ki gene fazla bir katma değeri olmayan tekstiller bilmem neler bizdeki işler yani. Olmuyor. Olmaz dedik. Bir sürü adamlar çıktılar. Bir şeyden de memnun olun. İşiniz gücünüz hep muhaliflik. Hep böyle karamsarsınız, hep kötümsersiniz. Yani bütün bunları Naci Ağbal görevden alındı diye söylüyorsunuz. Bilmem ne falan gördük işte. Neticede gelinen nokta bu. Dış ticaret açığı daha da büyüyor. Öyle bir denildiği gibi Çin modeli falan da olamıyor. Türkiye ekonomi modelinde bak zamanında o 2021'de falan bu gene açık varmış ama işte şuralardaymış yani değil mi? Çok daha az bir yerlerdeymiş şöyle. Ondan sonra böyle daha da gitmiş işte. Bitmiş Türkiye'nin şeysi. İşte bu da TÜİK enflasyonu oluyor. Şimdi bunları kapayalım. Şimdi bugün bir de şey vardı. TCM'nin, MB'nin brüt rezervi. Şimdi bu brüt rezerv IMF tanımlı bir şey. Brüt rezerv de anlatalım. Ya yani brüt rezervin ne önemi var derseniz. İşte IMF diyor ki yani bir ülke para birimi nedir? Yani soft currency mi, hard currency mi? Hard currency çok fazla böyle diğer para birimleri karşısında ne diyeyim böyle değeri değişmeyen mesela avro gibi işte sterlin gibi yani diğer para birimleri derken diğer kendisi gibi böyle para birimleri içerisinde Japon yeni gibi ki 20 senedir mi ne aynıydı Amerikan doları karşısında. Böyle paralar var. İsveç kronu, İsviçre frangı, Kanada doları, Avustralya doları falan gibi birkaç tane böyle para var. Bunlara hard currency diyorsunuz. Hard currency iseniz 3 ay, hard currency değilseniz 6 aylık ithalatınızı karşılayabilecek kadar olması gerekiyor bu rezervin. O zaman bakılıyor. Bizimkisi o kadarını karşılayamıyor. 2 katından fazla olması lazım. Bizimkisi öyle bir şey değil. Bizim baktığımız gösterge swap hariç net rezervdir. Yani gerçek anlamdaki net rezervidir. O da eksi 50,6. Yani bu swapları ödese bitiriyoruz bugün bu swapları verin bizim paramız deseler. Bankaların orada tuttuğu paralar var. Onları falan da böyle bize geri verin deseler. Öyle bir para yok. Eksi 50 bir yerlerden bulunması gerekiyor. Şimdi bunun gidişatı nasıl? Bak güzel gidiyormuş şimdi seçimden sonra şöyle bir yükselmiş. Ya bak eksiye gidiyordu rezervler. Ama biz toparladık işte gördünüz mü falan denirken şimdi bakın bir iki haftadır tekrar yeniden eksi artmaya başlıyor. Rezervler azalıyor. Niye rezervler niye azalıyor? Yani yani Temmuz'da bu kadar kurizmin olduğu bir zamanlarda falan bu rezerv niye bu kadar azalıyor? İşte Türkiye ekonomi modeli cari açığı falan kapatma diye bir şey yok. Üstelik doları tutmak için de rezerv satışı diye bir şey var. Yani öyle bir güzel bir durum görmüyorum ben. Şimdi böyle bir ortamda borsa niye çıkıyor? Borsa niye çıkıyor? Çünkü spekülatif diyoruz. Yurt dışından yabancı geliyor deniyor.
Valla yabancılar gerçekten geliyor mu yoksa bıyıklı yabancı mı? O da belli değil ama spekülatif olduğu belli yani. Çünkü temel teknik olarak falan bir şey yok burada. Bir anlamlı bir durum yok. O yüzden ne diyoruz? Teknik analizde trendi takip ediyoruz. Trend bize sat deyinceye kadar da tutuyoruz elimizdekileri. Zaten cazip hisseler videosu bayramdan önce yaptım. Yaklaşık 2 hafta önce de IMF öncesi cazip hisseler videosu diye bir daha yaptım, alın dedik. Şimdi de işte bu şekilde bekliyoruz. Nereye kadar bekleyeceğiz? Şuraya kadar şöyle BIST 100'de şuraya kadar bekleyeceğiz. 7116. Şu anda bekleyeceğimiz yer burası. Burası kırılır, altında 2 saat kalırsa o zaman sata dönecek. Tabii ki bunun da son mum olmaması gerekiyor. Yani yarın Cuma günü şu işte 5 mumu dediğimiz 5'ten 7'ye kadar olan mum, 7 diye bir şey yok. 6'da bitiyor iş. Sonunda da karanlık oda var. Dolayısıyla bu son mum da kırılırsa o zaman o belli olmamış oluyor. Biz ondan sonra ertesi günkü ilk muma bakıyoruz. Çünkü şöyle de bir şey var yani. Her gün yeni bir gün. Tamam, o gün öyleydi. Bitti. Ertesi gün yeniden başlıyor iş. Biraz da onunla ilgili bir olay bu. Görünüşte tam teknik olarak bakıyorsam işte negatif uyumsuzluk var. Şurada sat vermiş. Burası da aşağıya kırmış. Yarın da böyle ilk mumu aşağıda görsem teknikte bu gidicidir dersin. Ama illa ki görelim yani yarın nasıl gidiyor değil mi? Öyle peşin fikirli olmayalım. 7116, 114 kırılması gerekiyor. Kırılmadığı sürece de tutuyorsunuz. Bazı arkadaşlar bu çok yetersiz. Biz daha fazla şeyler duymak istiyoruz diyor. Hisse duymak istiyoruz diye hisseleri ayrı şekilde yaptığımızı söyledim. Bu ay içerisinde de yapacağım. Ama onu da söyledim. Kullandığım yazılım değişti. Arayüz falan her şey değişti. Sıfırdan yeniden çalışma yapmam gerekiyor. Ay ortasında falan yapacağım ama yani İstanbul'a dönmeden yapmayı düşünüyorum. Şimdi dolar bazında endekse de bakıyoruz. Dolar bazında da şöyle bakmıştım ben, şöyle söylemiştim. Ben dedim şurada 267 dolar var. Yani bu daha evvelden böyle çok kullanılmış, yani çalışmış bir seviye. Hem de böyle bir Fibonacci çalışması da yapmıştım ben burada. Şöyle şu 2013'ten beri olan düşüşü de böyle bakarak yaptım. Şunları falan kapatalım. Böyle bir şeyler yapmıştım ben. Hatta şu volüme de gerek yok. Bu da zaten kafa karıştırıyor. Şöyle işte yaptım Fibonacci'yi. Şu dipten şöyle şu tepeden dibe doğru çektim. İşte %38'lik seviyede 267,81 diyor. Ve bugün de 267,88'de kapanmış. Böyle bir dirence geldik. Yani buralardan bir düzeltme olması normaldir. Normal bir şeyse tabii ki bu borsa. Ama borsa normal değil. Düzeltme olmadan devam edebilir. O yüzden takip ediyoruz dediğim gibi trendi. Trend şu anda sat vermiyor. Trend yükseliş devam diyor. Trend dostumuzdur. Ne zamana kadar? Trend değişinceye kadar. Şimdi yurt dışında dün Amerika'nın notunun inmesiyle başlayan bir süreç vardı. Şimdi Amerika'nın notu indiği zaman ne olur? Borsasına satış gelmesini bekleriz. Altının güçlenmesini bekleriz. Tahvillerin faizinin artmasını bekleriz, değil mi? Böyle bir ortamda. Fakat o geçmişte olan bir şeydi. Şimdi bu ortamda öyle olmayabilir deniyordu. İşte birçok kişiler de konuştu. Zaten bir anlamı da yok demiş JP Morgan'ın CEO'su da. Zaten standartları biz koyuyorsak yani bizim hazinemizin parası, bizim hazinemiz risksiz varlık, bizim hazinemizin tahvil bonoları risksiz varlık olarak kabul ediliyorsa ne bize para verecek olan insanlar bizim reytingimize mi bakacaklar? Yani böyle komik yani o şekilde değerlendirmeleri olmuş. Haklı adamlar. Ama borsa çok çıktığı için bir düzeltme de çok bekleyen olduğu için işte short pozisyonlar bilmem neler olduğu için Amerika'da tedirginlik yaratıyor. Altın konusunda da zaten bekleyelim bugünü de bir görelim dedik. Şimdi bugün baktığımızda bir kere Amerikan 10 yıllıklar normalde çıktığı zaman altının
%4'e düşmesini bekliyoruz. Şu şekilde Amerikan 10 yıllıklar artık bu kritik 4.06'yı kırmış oldu. Bunun kötü olduğunu da söylemiştik. Şöyle biraz daha 4.20'lere falan gidebilecek gibi gözüküyor. O yüzden mesela TLT alayım mı diye soruyordu insanlar. Dedik ki bak bir daha bir yükseliş olabilir. Sen şimdi aldın, tutacaksın en azından gelecek senenin ortasına kadar. TLT tutacak, tutmak üzere alacaksın bu TLT'yi. 130'a falan bu TLT'ler çıkabilir. Şimdi sen buradan alırsın, çıkabilir TLT'ler. Ama ne olur? Baktın olmadı, bu TLT'ler şöyle şu aşağılara da gelebilir dedik. Dedik ki kim de bugün öyle aşağılara da gelmiş. Değil mi? Bak şu aşağılara gelebilir dedik. 95. Bugün de TLT zaten kaç? 95 işte gelmiş. Daha bile inebilir yani. Ama ne olacak? İşler çok kötüye giderse Fed erken faiz indirecek. İşler kötüye gitmezse Fed geç faiz indirecek. İlla ki indirecek. Bu TLT de çıkacak. Uzun vadeli düşünün dediğimiz oydu. Ama acele etmeyin dediğimiz olay bu. Ha buradan alan kazanmayacak mı? Şimdi 90'dan 100'den alan kazanmış. 100'den alan da kazanacak bence öyle. Ama şimdi 95'e indi. Belki şöyle daha bile aşağı inecek. 92'ye oradan alan daha çok kazanacak. Bekliyoruz. TLT'de bekleyin. Onu söyledim. Şimdi o zaman altın tarafına bakacağız. Altında da ne dedik? Yani bizim sistem sata dönüyor. Şu şekilde. Ama işte şu 1929 falan var burada. Buna dikkat edelim dedik. Buralarda kırılırsa artık bu satı ciddiye almamız gerekiyor dedik. 1938'e bugün geri geldiğini görüyoruz. Altının ve de tehlike geçmiş değil. Çünkü burada 1800 1950'den sonra sata dönüyor işte bu olay. Tehlike geçmiş değil. Zarar kes şu anda yapmak gerekmiyor. 1929 28 falan kırılmış değil şu anda. O yüzden zarar kes yapmak gerekmiyor ama tehlike geçmiş değil. Yani bunu bilin diye söylüyorum. Bak burada güzel bir şey de var. Onu da söyleyelim. Güzel bir şey var. Bir pozitif uyumsuzluk da var burada. Şuradan alındığında. Neden? Çünkü işte bu dip bakıldığında işte buradaki gösterge de zaten biraz daha yukarıda oluyor. Gizli bir uyumsuzluk var burada. Dolayısıyla buradan güzel bir yükseliş gelebilir. Maalesef bugün de net bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü piyasa net değil. O zaman yarınki tarım dışı istihdamı bekleyeceğiz. Bunda burada karar vermek için. TL ile aldıysanız, TL ile alıyorsanız tutabilirsiniz. Alacaksanız almayın şu anda. Biraz yükseldiğini görelim ama aldıysanız TL ile tutabilirsiniz. Dolarla aldıysanız yani dolar olarak takip ediyorsanız bu 1930-1929 buralar şu anda evet 1931 demişiz ama şöyle 29 da var. Bu 29'lar falan kırılacak olursa o zaman zarar kes yapmak gerekecek. Çünkü de biraz daha aşağılara gelebilir demiştik. Bana da soru olarak geliyor mesela Twitter'da geliyor, bu YouTube'da geliyor. Peki altın düşecek mi? Satayım mı? Ya bu kadar söyleyebiliyorum işte. Belli değil vaziyet. Yarınki tarım dışı istihdamı da görüp öyle bir değerlendirme yapmamız lazım. Hafta sonu ama TL ile aldıysanız tutun. Çünkü neden? Çünkü dolar baskılanıyor. Nereye kadar dolar baskılanacak? Bir yerden sonra caz yapacak işte bir insanlar biraz salmak zorunda kalacaklar tabii ki. O şekilde. Ayrıca yarın Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın bir JP Morgan toplantısı olacak. Orada yabancılar bence şunu isteyecekler. Zaten daha önceden de istedikleri şey oydu. Bir, dövizin baskılamayı bırak. Ne kadar çıkıyorsa çıksın, görülsün. İki, enflasyonla ciddi bir şekilde mücadele etmeye başla. Yani öyle bu faizi 45'e çıkartman gerekiyordu 40'a 45'e ilk seferde. Öyle oyalanıyorsun 20'ye bile getirmedin. Bırak bunları bir kenara 45'e 50'ye neye getireceksen getir ya da getireceğinin taahhüdünü ver insanlara. Ama ilk belki olarak belki 30'la başla neyse. Yani
Ve ondan sonra o dolar iyice çıkacağı kadar çıkıp ondan sonra sadece enflasyon kadar çıkacak gibi olursa, çünkü sen enflasyonla mücadele ediyorsun, daha fazla çıkmayacak. Ben o zaman güvenir gelirim, sana da yatırım yaparım diyecek insanlar. Bizimkiler de biz kademeli düşünüyoruz. Sene ortasında, 2024 ortasında enflasyonun baz etkisiyle de birlikte böyle yıllık enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Biz şu anda rasyonelleşmenin meyvelerini topluyoruz. Doları da tutabileceğimiz kadar tutacağız gibi bir şeyler söyleyecekler. Bakalım ne cevap alacaklar. Ben de merak ediyorum. Bu şekilde yani. Gümüşte de bakın şöyle bir pozitif bir şey var. Yukarı doğru bir dönüşler var. Güzel yani, artık buraya kadar taşıdıysanız tutabilirsiniz diyeceğim. Dolar, TL için de işte söyleyeceğimizi söyledik. Başka bir şey yok çünkü tutuluyor. İşte bildiğiniz şahap formasyonu şu şekilde formasyon devam ediyor. Hatta bugün enteresanlıklar oldu. Şunu kapatalım, şunu da kapatalım. Bunları soran arkadaşlar oluyor. Bu nedir deniyor? Bunlar nedir deniyor? Şimdi şunlar sığ piyasada olan şeyler. 5'te, 6'da. Ama bu ne? Bu 8'de olmuş. Bak orada o kadar sığ değil piyasa aslında. Burada çıkıyor ve likidite sağlanıyor. Ondan sonra likidite sağlanmıyor. Yani likidite sağlanması demek döviz boz satılmıyor, likidite veriliyor demek oluyor. Bu Merkez Bankası yetkilisinin adını vermek istemeyen söylemesini üzerine. Amerikan borsası tarafında, Nasdaq tarafında ne diyoruz? Bugün belirsizlik var. Herhangi bir net bir görüntü burada yok şu anda. Negatifte piyasa. Şöyle bakın, Nasdaq'ta 5 dakikalıkta bakıyorum. İşte şöyle. Yani dünkü seviyelerde böyle ama yani az bir şey artmış gibi, ama ne bileyim işte S&P'de falan gene benzer böyle yataylıklar var. Yani yataylık var, o yüzden bir şey diyemiyoruz. TMG aldınız, yakın zamanda aldınız, tutmalı mısınız? Şimdi alırken zaten uzun vadeli alın diyoruz ve ne demiştik? Bir düzeltme olabilir Amerikan borsasında. O yüzden bütün paranızı da almayın. Kademeli olarak alın. Düzenli olarak her ay alacaksanız alın gibi şeyler söylemiştim. Çünkü bir düzeltme olabilir demiştim. O yüzden aldıysanız, bütün paranızda da aldıysanız tamam, ne yapalım? Tutun o zaman. Yani zaten uzun vadeli alın diyoruz. Bu Fed nasıl olsa bu faizleri indirecek. Bu işler toparlanacak. Ama şimdi mi almalıyım diyorsanız, o zaman bir bekleyin. Değil mi? Şu Cuma'yı da bir görün. Ondan sonra bakalım tarım dışı istihdam falan ne oldu? Üzerinden atabiliyor mu Amerika bu not indiriminin etkilerini? Artı olarak da şey oluyor mu? Yani düzeltme oluyor mu? Olacaksa zaten bugün yarın işte o tarım dışı istihdamdan sonra falan belli olur. Olmuyorsa da o zaman işte kademeli olarak almaya devam edebilirsiniz. Kaldığımız yerden işte bu şekilde. Bitcoin için de bir şey söylemiyorum bugün. Bir değişiklik yok çünkü. Onu diyorum sadece. Ve bugünlük de bu kadar diyorum.